Sigorta Haber'den herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Marmaris Stans'tan Buhara Bey. Buhara Bey hoş geldiniz videoya. Hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim vallahi. Hep koşturmaca içindeyiz. Aynen. Bugün de yine videonun arkasındayım, kameranın arkasındayım daha doğrusu. Arkasından konuşacağım. Şimdi önce sizi bir tanıyarak başlayalım videoya izleyenler için. Elbette. Marmaris Stans'ın pazarlama müdürüyüm. Buhara Demir ismim. Kurumsal aktivite olarak bizim satış ve pazarlamada asistan sektöründe sigorta sektörü için, araç sigorta sektörü için pazarlama aktiviteleriyle yoğunlukla meşgulüm. Yani genelde kurumsal iletişim konularını siz yürütüyorsunuz o Doğru. zaman. Peki şimdi Marmaris Stans son günlerde, daha doğrusu aylarda diyelim, Marmaris Stans sosyal medyada çok fazla görüyoruz. Özellikle LinkedIn'de, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da. Doğrudur. Başlıcaları artık diyelim sosyal medyanın. Şimdi bunu nasıl yönetiyorsunuz? Buradaki hedefiniz ne? Neler yapacaksınız? Yani web sitesinden tutalım da her şeyi konuşalım bugün Marmaris Stans'la ilgili. Şimdi 2018'in ortasına başladık. Bütün pazarlama stratejimizi değiştirdik ve yeni bir algıyla piyasaya kendimizi Marmaris Stans olarak yeni bir imajla çıkmaya çalıştık. Web sitesi tabii bundan öncelikli konularımızdan bir tanesi. Fakat oraya girişmeden önce sosyal medya alanında, yurt içi pazarda hizmetlerimizi, bilhassa araç sigortaları için, sigorta camiası için ne tür hizmetler verebiliriz diye orada bir ön plana çıkartmaya çalıştık. Bunu 3 kanaldan yönetiyoruz. Birisi dijital olarak dediğimiz grafik üzerinden, kimisi içerik video yönetimi üzerinden, kimileri de makale üzerinden. Evet. 32 yıllık bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikiminde piyasadaki paydaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Aktardığımız bilgi birikimimiz sadece kendi içimizdeki operasyonla yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında da edindiğimiz bilgileri toparlayıp, harmanlayıp ekibimizle birlikte değerlendiriyoruz. Tasarımsal olarak yeni görseller, daha modern, daha temiz, sosyal medyada olsun, işte sizin vasıtanızda evet. olsun piyasadaki arkadaşlara duyurmaya çalışıyoruz. O zaman bundan sonra biz daha fazla Marmaris Stans'ı göreceğiz sosyal medyada, öyle mi? Kesinlikle. Yalnızca sosyal medyada tabii değil. Kendi web sitemiz üzerinde, blog sayfaları üzerinde, dijital yayınlar üzerinde bunları paylaşacağız. Siz de fark etmişsinizdir. Son 2-3 yıldan beri bu dergi olayından çıktı. Evet, evet. Her şey dijital üzerine döndü. İnsanlar elinde mobil aplikasyonlarla olsun, işte telefondan Twitter olsun, sosyal medya olsun sürekli takip ediyorlar. Dolayısıyla burayı canlı tutmak, bu tür paylaşları daha aktif hale getirmek, engagement sağlamak için farklı farklı stratejiler geliştiriyoruz. Evet. Peki o zaman ben bir şey sorayım, öyle yavaş yavaş kapatalım videoyu. Şimdi asistansla ilgili aslında dünyada çok fazla bir veri yok internet üzerinde. Yani asistans uygulamalarını, şimdi son kullanıcıları aslında etki eden bir uygulama bu. Öyle de öyle dokunuyor. Hani müşteriye dokunan bir uygulama. İnternette bununla ilgili bir içerik üretimine geçecek misiniz? Çünkü asistansın farklı farklı dalları var. Mesela ben bir müşteri olarak arama yaptığımda Google'da çok fazla bilgiyle karşılaşmıyorum. Bununla ilgili Marmaris Stans bir şeyler yapacak mı? Çünkü hani internette sonuçta yeterince bilgiye sahipsiniz şu anda gördüğüm kadarıyla. Bu konuyu geçtiğimiz aylarda kendi ekibimizle, teknik ekibimizle, operasyon ekibiyle ve seyahat ekibiyle de tartıştık. Bunun en etkili yönteminin video olarak dış piyasaya açılımıyla kararlaştırdık. Yani bu şekilde daha verimli olacağını evet. düşündük. Asistans olarak neler yapılabildiğini, son kullanıcıya aslında ne gibi faydalar getirdiğini, sigortayla nasıl birleştirildiğini video bloglarıyla 2019'da yayınlıyor olacağız. Anladım, tamam. Aslında tam sorduğum soruya cevap olmuş oldu. Bir şekilde bununla ilgili içerik üreteceksiniz. Çok çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son sözler varsa eğer. Yeni ofisiniz hayırlı olsun. 2019'da başarılar dileriz. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Sigorta Haber'den bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.